Merhaba ustam, nasılsınız? Teşekkür ederim abicim, hoş geldiniz. Teşekkür getirdiniz. Ederiz, çok sağ olun. Şimdi sanayideki ustalarımız böyle çıraklık, kalfalık, ustalık artık kendi iş yerlerini açarlar. Evet. Siz de bu evreleri geçirmişsiniz ama evet. Hem sizi bir tanıyalım hem sizden dinleyelim bunları. Ben 1977 doğumlu, Altıntaş, Kütahya Altıntaş doğumluyum. Evet. Bu sektöre sene 89 yılında başladım. 2099 yılında kendi iş yerimizi açtık, askerliğimizi geldikten evet. sonra. 2014 yılında dizel kamyon üzerine uğraştık. Bu turbo işine biz 2000'le 99'da 2004 yılına kadar yaptık. Tabi sadece tır sektöründe evet. o büyük şekilde çekici gruplarıydı. Evet. Bıraktık 2014 yılında tekrar tamamen bu sektöre döndük. Turbo ve direksiyona. Direksiyon. Yani benim bir ustam daha var, Ömer Usta. Evet. O da biraz tecrübeli, daha rahatsız, tecrübeli olan bir bu sektörde insan. Yılların hidrolikçisi. Güzel. Şu an biraz rahatsız olduğundan dolayı. Güçlerinizi birleştirdiniz burada. Tabii güçlerimizi birleştirdik, tamam. biz bu işe döndük. Şimdi ne bu işinizin başlığını bir anlatın. Hangi araç gruplarına bakıyorsunuz ve bu araçlar neyine bakıyorsunuz? Biz iş makinesinden, ticarisinden, binek arabasına kadar direksiyon ve turbo olduktan sonra hangi arabada eski yahut da yine hiç fark etmiyor. Hepsine bakıyoruz. Yani üst segment, alt segment hiç fark etmez. Hiç fark etmiyor. Peki şimdi burada güzel bir donanımınız var. Evet. Değerli izleyicilerimiz görüntülerinizi izleyecekler sizi evet. çalışırken. Teknolojiye önem veriyorsunuz değil mi? Çağınızın gerektirdiği gibi zaten hareket ediyorsunuz. Şu an artık her şey makineyle. Her şey makine. Olmazsa ne kadar olmaz, olmazsa olmazlar makine. Bilgin ne kadar olursa olsun ama makine. Bir müşteri diyaloğunuzu anlatır mısınız? Ben size geldim aracımla. Tabii. Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Ya önce nezaket, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ama bizim sadece soracağımız şey şikayeti. Hı. Dinliyorsunuz önce. Tabii. Usta aslında şofördür. Hı. Aracın sahibi senden daha ustadır. Şimdi doktor adaylı gittiğinde derdini söylemeyince sana hangi ilacı yazacağını bilmez. Aynen. Bize de müşterinin ağzından çıkacak duruma göre hareket ederiz. Ama siz böyle arıza tespit cihazlarınız da var tabii, değil mi? Tabii. Evet. Şimdi onun konuşmasında tabii bilgisayarımızı bağlarız, arıza tespit cihazlarına bakarız. Sökülecekse sökeriz, sökülmeyecek üzerinde tedavi olacaksa üzerinde yaparız. Hı-hı. Bu şekilde. Parçayı aldınız. İşlemleri bir anlatır mısınız? Hangi aşamalardan geçiyor bu işlemler? Şimdi arabaların arızalarına göre, örneğin direksiyondan mı anlatayım? Evet. Kaç örnekleme yapabilirsiniz? Turbodan anlatayım. Turbo şimdi geldi. Bana çekişten dolayı mı geldi, yağ yakmadan dolayı mı geldi? Hı-hı. Çekişten dolayı geldiyse önce şu makineme bu bağlarım. Cihazımız. Bu evet. cihazı bağlarım. Arızasını adama derim ki şu. Siz böyle gelin biraz. Evet. Yani çekişten dolayı geldiyse bu makineye tamam, bağlarız. Tamam. İlk bağlayacağımız, arızanı evet. çözeceğimiz makine bu. İlk aşama burası. İlk aşama bu. Makineden tamam. çıktıktan sonra ondan sonra dağıtırız. Evet, tezgahımızda dağıtırız. Tezgahımızda dağıtırız. Bütün detayları çıkarttıktan sonra arızamız şu, maliyetimiz şu. Adama onu kabul ederse yaparız. 1-2 saat işinde adama teslim ederiz. Kaç tane yapıyorsunuz günde böyle çalışma ortalama? Değişiyor iş pozantenine göre. Şöyle diyeyim, günlük turbo 2-3 oluyor, direksiyon pompası oluyor karışık şekilde. Zaten biliyorsunuz malum sanayimizde adam eksikliği var. Şimdi biraz çıraklık müsteseleri eskisi gibi tabii, değil. Eskisi siz gibi değil. Siz personel de bulamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ustamın yanında ben ilk sanayiye başladığımda 12 kişiydik. Ya, şimdi o kadar değil değil mi? Şimdi sende? Nerede? Biz 2-3 elemanı geçemiyoruz. Gençler biraz kaçıyorlar böyle yani yağlı iş diyorlar biraz şey diyorlar. Yağlı iş bizde ebeveynler olarak zaten tavsiye etmiyoruz çocuklarımıza. Evet. Esnaflığı tavsiye etmiyoruz. Aslında esnaflık altın bilerziktir. Böyle onları teşvik tabii. etmek lazım gençlere tabii. değil mi sahaya biraz? Şimdi gençlerimiz güzel giyinsin, evet. güzel gelsin. Hı. Herkes çocuğunun avukat olmasını, savcı farklı olmasını, doktor böyle. Olmasını istiyor ama evet. şurada yanılıyoruz. Tabii benim çocuğumun kafası nereye basıyor? Evet. Benim çocuğum mekanikçi mi? Sayısalcı hı-hı. mı? Hı-hı. Onları bilmiyorum. Onlar, evet. Biz kendimiz çocuklarımızı kendimiz yönlendiriyoruz. Aslında teşvik etmemiz hep hata lazım verir. Gençleri. Tabii. Böyle yanımıza alıp en azından mesleğimizi öğretip gelecekte belki dünyanın, istediği şeyler olacak. Dünyanın neresine yani. Gidersen git. Sade tamir değil. Marangozluğundan, otoboyacısından, otelektriğinden. Dünyanın neresine gidersen git. Sanat her tarafta aynıdır aynen. sanat. Peki sizin bu işin maliyetinden bahsedelim. Çünkü siz anladığım kadarıyla sıfıra yönelmektense sürücüler size geliyorlar. Siz daha mı uygun maliyete yapıyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim. Ona burada bir bizim çoğu yani. Müşterimiz yanılıyor zaten. Tamir değişin. Yani daha hala şimdi biz toplum olarak
kulaktan duyma, senden benden duymayla hareket eden bir toplumuz. %70'imiz şu şekilde. Biz de aynı fabrikanın olduğu gibi biz içinin bütün malzemelerini montaj ediyoruz. Makinelerimizde ayarlanıp teslim ediyoruz. Tek farkı fabrikada salyangozlarla alakalı ama bir iki salyangoza dünya para ödüyor adam, farkında değil. Artı bugün sıfırı verdiği zaman sana hiç garantisi yok. Bugün parçacıdan bir turbo aldın. Taktın. Ya motordan ya tekniksel herhangi bir şey oldu, garantisi yok. Ama bütün Türkiye genelinde turbocular da bunun arkasında duruyor. Yani siz bu işin kırmızı çizginiz müşteri memnuniyeti. Tabii tabii. Düzgün, sağlıklı bir şekilde o parçanın yapılıp yerine takılması ve müşterinin buradan mutlu ayrılması. Aynen. Sizin en büyük arzunuz, dileğiniz. Aynen. Zaten aynen. Yıllardır da böyle çalışıyorsunuz. Aynen. Bu desturla aynen. Çalışıyorsunuz. Tabii. Bir de bu işi neden kaynaklanıyor? Sürücüler neye dikkat etmeleri gerekiyor? Ona da bir mesaj verelim. Sürücüler turboda genelde yağ bakımına dikkat etmeleri lazım. Sizin değil mi? Özellikle yağ bakımı. Yani kırmızı çizgi yağ bakımı. Tamam, yani hangi arabaya hangi yağ girecek, kilometresi, yağ filtresi, bilhassa yağ filtrelerini orijinal kullanacaklar. Orada da değil mi? Şeyden kaçmayacağız. Masraftan yani kaçmayacağız. İyi parça. Tabii. Kendini ispat etmiş tabii. Markayı seçeceğiz. Yağ olduktan sonra, filtreden herhangi bir şey emzirmedikten sonra biz turbomuzun arkasındayız. Yani bütün turbocular bunun arkasındadır. Şimdi biz turboyu yapıyoruz. Adam 5.30 koyacak yere 10.40 yağ koyuyor. İşte buna da dikkat etmiyor. Yağ filtresini alıyor. Yerli yağ filtresi. Usta bu mili kesmiş. Yağlama yapmamış. Evet. Ben diyor ki yeni koydum. Ne koydun? 10.40 koydum. Evet. Buna da dikkat etsin. Sürücülerimiz diyelim. Evet. Peki size farklı il ve ilçelerden geliyor mu işler? Bunları yapıp gönderebiliyor şimdi musunuz? Şimdi Kütahya ilçelerinden falan geliyor. Hı-hı. Tavşanlımız olsun, Simav'ımız olsun, Emet'imiz olsun. Buradan Uşak'tır. Şimdi Eskişehir'e buradan da gidiyor. Eskişehir'den buraya geliyor. Afyon'dan buraya gidiyor. Afyon'dan buraya geliyor. Yani çok değişik bir atmosfer. Tamam, yani sizi, işinizi bilen, sizin sanatınızı bilen insanlar sizi tercih ediyorlar. Tabii. Siz de onlara yardımcı oluyorsunuz. Tabii, şey, vesile, vesile. Evet, yani sen. Peki, hangi sanayideyiz biz şu anda Kütahya'da? Yerinizde bir söyleyelim. Birinci şey, eski sanayi sitesi. Bizim Kütahya'mızı toplanan bildirdi. Bu aslında Fuatpaşa diye geçer. Fuatpaşa Mahallesi, birinci sokak. Evet. Ama burası eski sanayi. Diye geçen eski diğer. Sanayi, birinci sokak. Kaç metrekare ustam, kaç kişisiniz burada? 120 metrekare, 3 kişiyiz. 3 kişilik bir ekipsiniz. Peki. Şimdi sizi geçmişten bugüne tercih eden, buraya gelen, hizmetlerinizden faydalanan sürücülere neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım. Tabii. Şimdi yaklaşık 99'dan beri hiç beni bırakmayan müşterilerim var. Tabii etki tepki olayı bu, karşılıklı. Tabii. Anladın mı? Bu zamana kadar ayakta durdursak biz müşterilerimizin sayesinde. Önce Rabbim, sonra müşterilerimizin sayesinde her zaman bizi yalnız koymadılar. Hepsinden de buradan var olsunlar, teşekkür sağ olsunlar. Teşekkür edelim onlara. Peki, ben size başarılar diliyorum iş hayatınızda. Tabii. İlerleyen zamanda inşallah belki teknolojik olarak siz, çünkü geri kalmıyorsunuz. Sürekli yeni bir ürün çıktı mı onu buraya kazandırıp mecbursun. Hizmeti yapıyorsunuz. Mecbursun. Evet. Peki, sizlere başarılar diliyoruz. İlerleyen zamanda inşallah farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Her zaman beklerim.